TR724 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Camın Ardına Seslenmek başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önünüzde ses geçirmez bir cam ve ardında konuşmak istediğiniz bir insan olsa, sesleniyorsunuz ama sesiniz ulaşmıyor. Telefon açmak zorunda kalıyorsunuz. Numarasını yazıp arama düğmesine basıyorsunuz. Muhatabınızın telefonunun çalması için ne gerekir? Bu aramamın baz istasyonunu ve uyduları dolaşması ve telefon hizmeti aldığım operatörden onaylanması gerekir. Ücretini ödememişsem telefonum aramaya kapatılmıştır ve ben ne yapsam sesim ahizeden size ulaşmaz. Tebliğde insanların gönlüne girmek, kalplerinin aydınlanmasına vesile olmak bizim elimizde değildir. Sözle veya kitapla tebliğ yapmayı düşünüyorsak hüsnü kabul tamamen Allah'ın elindedir. Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. Kasas 56. Ben insanlara tesir edemem. İnsanların gönlüne giremem. İnsanların kalbine iman nuru atamam. Yalnızca gerekli temsil ve tebliği yaparım. Ama bu tebliğ ve temsil ilahi izinden onay alırsa sesim muhatabıma ulaşır. İlahi kabule nail olur ve ancak o zaman karşı tarafın gönlüne girerim. Hoca Efendi'ye şu soru soruluyor. Ben tebliğimden dolayı sizden ücret beklemiyorum ayetinin ifade ettiği neşri hak için, enbiyaya ittibaı ifade eden istina dusturu dolayısıyla tebliğ ve irşat vasıtaları olan şeylerden şahsi kazanç temini olabilir mi? Uzun bir cevabı var. Mutlaka okunmalı. Ama bir paragraf aktarayım. Neşr-i Hak vazifesinde ne zaman olursa olsun, her devrin mürşitleri enbiya-i izama ittiba etmekle mükelleftirler. Hizmetini Allah için yapan hemen herkes, vaaz ve nasihat ederken, bir yerde sohbette bulunurken, gezerken, köy köy, kasaba kasaba dolaşırken, hak ve hakikati neşretme karşılığında katiyen bir şey almayacaktır. Evvela sözün tesir etmesi Allah'ın elindedir. Allah bu kimselerin sözlerinin tesirini büyük bir ölçüde onların hasbiliğine, diyarkamlığına ve yaptıkları irşat vazifesi karşılığında hiçbir şey beklememelerine bağlamıştır. Enbiya-i İzam'ın sözü tesirlidir. Asfiyanın sözü tesirlidir. Günümüzde sözler tesir etmiyorsa, tesir için gerekli olan bir kısım şartları yerine getirmediğimizdendir. Evet, mükafatını dünyada almak isteyenlerin sözleri için Allah, sinelerde tesir yaratmamaktadır. Tekrar okuyalım. Muhteşem bir kriter. Sözün tesir etmesi Allah'ın elindedir. Allah bu kimselerin sözlerinin tesirini büyük bir ölçüde onların hasbiliğine, diyarkamlığına ve yaptıkları irşat vazifesi karşılığında hiçbir şey beklememelerine bağlamıştır. Risale-i Nur 1953'te ilk basıldığı zaman Bediüzzaman Hazretleri baskı parasını kendisi verir. Bu parayı alın, kağıt alıp matbaada bastırın der. Talebeleri bulabildikleri başka paraları ekleyip güç bela bastırırlar. İlk nüsha kendisine ulaştığında o kadar sevinir ki ayağa kalkıp getirenlere sarılır, kitabı bağrına basar, odada sevinçle döner ve şöyle der. Kardeşim, ben şimdi ahirete gitsem gözüm artık arkada kalmaz. Çünkü şimdiki neslin okuyacağı, anlayacağı bir lisanla onların ellerine bu Kur'an hakikatleri geçti. Elhamdülillah, ben vazifemi yaptım. Ve ilk nüshayı cebinden çıkardığı kendi parasıyla satın alır. Tek bir toz zerresinin bulaşmadığı peygamberane bir hayat. Nurlar ancak böyle bir hayata hediye edilebilirdi ki edilmiş. Menbaı böyle. Tebliğ ve irşat hedefli eserlerin alıcısına ulaşması, telif edilişindeki ihlasa paralel bir hasbilik taşımıyorsa maksat hasıl olmaz. Şimdiden sonra söyleyeceklerim sadece Nurlar ve Pırlanta serisiyle ilgili ve tabii ki subjektif ve tenkide açık. Diyelim ki Efendimizin nübüvvetine dair bir eser yayınladım. 3 faktör söz konusu. 1. Emsalsiz bir istina ve eşsiz bir hasbilikle yaşanmış müstesna, ulul azm bir peygamber hayatı. 2. Ve bu hayatın tarihteki belki en içten, ihlasla, hassasiyetle, gözyaşları içinde kürsüden anlatımı. 3. Bu anlatımı kitap halinde yayınlamak ve satmak. Eğer son faktörde ilk faktöre uygun bir tavır takınılmazsa
vefasızlık yapılmış olur. Yayın merhalesinde az da olsa benzer saikler, benzer beklentiler ve benzer tahallük olmazsa doku uyuşmazlığı nedeniyle benzer bir tesir hasıl olmaz. Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Bir çimento torbası gelişi güzel taşınabilir. Ama ustasının binbir emek ve sanatla yaptığı bir avizeyi çimento torbası taşır gibi taşıyamazsınız. Ancak ustanın hassasiyetleriyle taşırsanız kırıp dökülmeden hedefine ulaşır. Bu durum tebliğin tüm enstrümanlarında kitap, dergi, sohbet, online ders geçerlidir. Raiç piyasa kârlarıyla bu kutsi eserleri insanlara ulaştırmayı hedefliyorsam o hizmet enstrümanının tesiri keşke kaybolmasa ama kaybolur. Matbaa masrafı 12 kron olan bir kitabı kitapçılarda ticari amaçla satılan kitaplar gibi 120 krona satıyorsam ben işi kitap ticareti olanlar kadar kâr ediyorum demektir. Bunun da temelde mahsuru yok. Ama niyetim gerçekten Allah Resulü'nü tanıtmaksa ne yapar eder, aracıları çıkarır, işletme giderlerini düşürür, hatta dönüşüm kağıdına basar bu eşsiz eserleri insanlara minimum fiyatlarla zaten binbir mağduriyet yaşayan okura ulaştırmaya çalışırım ve kitapların müellifleri benimle iftihar eder. Kâr etmek ana faktör kabul edildiğinde tebliğin ses ve soluğu camın ardına ulaşmaz ve ufukta şefkat tokatları belirir. Kâr bir maslahat olunca sınırlar kalkar ve önüme çıkan her ticari kalemde kâr etme hedefleri gündeme gelir. Asli misyonla ilgisiz eserleri satmak zarureti ortaya çıkarır. Sonunda hizmetin tüzel kişiliği asli işlerini bir kenara itip esnaflığa soyunmuş olur. Her şeye yeniden başlarken hizmet hareketinin temel değerleri belgeselini bir anayasa gibi kabul edip hizmet hareketinin misyonuyla ilgisiz iş kalemlerinden tıpkı siyasetten kaçar gibi, şeytandan kaçar gibi kaçmak lazım, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde. Hizmet hareketi, eğitime, diyaloğa ve insani yardıma öncelik veren, ilhamını dinden alan bir sivil toplum hareketidir. 1970'lerde bir grup gönüllünün desteğiyle başlayan hizmet, zamanla hayatın her kesiminden katılımcılarının olduğu küresel bir sivil toplum hareketine dönüşmüştür. Hizmet hareketi katılımcılarının temel değerleri: İnsana ve insan haklarına saygı. Hizmet katılımcıları nezdinde her insan, insan olması itibariyle değerlidir ve her insan aziz tutulmalıdır. Bütün insanlar insan olarak ve hukuk karşısında eşittir. Hiçbir insan diğerini üstün değildir. Hizmet katılımcıları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer alan bütün insan haklarına ve hürriyetlerine saygılıdır. Sosyal adalet ve fırsat eşitliği de insanların eşitliğinin bir gereğidir. Hukuka ve kanunlara saygı. Hizmet katılımcıları hukuka saygılıdır. Hiç kimseyi hukukun üzerinde görmezler, faaliyetlerini her zaman insan izzetini koruma hassasiyeti, yaşadıkları ülke kanunları ve evrensel hukuk prensipleri çerçevesinde yaparlar. Kurdukları organizasyonları, yaşadıkları ülkenin şeffaflık ve denetlenebilirlik normlarına uygun bir şekilde yürütürler. Barışçı ve müsbet hareket. Hizmet, barışçı bir harekettir. Şiddeti siyasi bir araç olarak kullanmayı reddeder. Hizmet katılımcıları, müsbet ve yapıcı hareket yollarını tercih ederler. Şiddet içeren ve yıkıcı eylemleri reddederler. Kadınların toplumsal rolünün güçlendirilmesi. Hizmet katılımcıları, kadınlara eşit fırsatlar tanınmasını, onların toplumsal hayatın bütün alanlarında rol alabilmeleri konumuna gelmelerini hedef olarak benimser ve faaliyetleriyle onları destekler. Etik ve ahlaki çerçevede hareket. Hizmet katılımcıları, faaliyetlerinde hem evrensel etik normları hem de ahlaki ilkeleri gözetirler. Dürüstlük, emniyet, hakkaniyet gibi temel ahlaki prensiplere riayet ederler. Meşru ve hak olan hedeflere ulaştıran yolların da hak ve meşru olması gerektiğine inanırlar. Çoğulculuk, farklılıklara ve kutsallara saygı. Hizmet katılımcıları, temel insan haklarına aykırı olmayan toplumsal ve bireysel çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul ederler. Farklı inanç, din ve kültürlerin kutsallarının çatışma sebebi haline gelmemesi için gereken hassasiyeti gösterirler. Gönüllü katılımcılık ve fedakarlık.
Hizmet gönüllüsü olmak, faaliyetlere katılmak veya ayrılmak tamamen kişinin bireysel tercihidir. Hizmet gönüllüleri, temel değerlerini hayata taşıyan, insanlığın gelişimine faydası olan projelere, kendi imkanları ölçüsünde maddi yardımları veya gönüllü çalışmalarıyla katkı yaparlar. İstişare ve ortak akıl. Hizmet katılımcıları, farklı perspektif ve düşüncelerin müzakeresiyle oluşan ortak akıldan istifade ederler. Sivillik ve bağımsızlık. Hizmet hareketi, sivil bir harekettir ve bağımsız hareket eder. Herhangi bir devletin veya siyasi oluşumun uzantısı değildir. Hizmet gönüllüleri, aktif katılımcı vatandaşlığa ve demokratik kültürün özümsenmesine önem verirler, katılımcıların bireysel siyasi tercihlerine saygı duyarlar. Dinin siyasi bir ideoloji haline getirilmesini veya siyasete alet edilmesini reddederler. Aktif vatandaşlık ve toplumsal katkı. Hareket katılımcıları, içinde yaşadıkları topluma katkı yapmayı ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi sosyal sorumluluğun gereği olarak kabul ederler. Kendilerini insanlık ailesinin bir ferdi olarak görür ve insanlığın problemlerine karşı duyarlılığı, insanlığa hizmeti hedeflerler. Çevrenin korunması. Hizmet gönüllüleri, dünyamızı içindeki bütün ekosistemlerle birlikte gelecek nesillere temiz bırakılması gereken bir miras olarak görür ve çevreyi korumaya önem verirler. İnsana bütüncül bakış, akıl-kalp bütünlüğü. İnsan hem maddi, fiziki hem de manevi boyutu olan bir varlıktır. Hizmet katılımcıları, insanın bu her iki boyuttaki ihtiyaçlarının karşılanması, maddi ve manevi varlığının gelişimi için akıl ve bilimsel araştırma yollarıyla manevi disiplinlerden birlikte istifade edilmesini destekler. Hizmet katılımcıları, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı, her insanın aziz tutulduğu, insan haklarının korunduğu, çeşitliliğin takdir edildiği ve farklı din ve kültürlerden insanların birbiriyle diyalog içinde yaşadığı bir topluma ulaşmayı hedefler.